Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Temmuz ayı boyunca deneyimlediğim güneş kremleriyle karşınızdayım. İki farklı Türk markasının ikişer farklı ürününü denedim. Genelde bu yıl videolar hep bu şekilde oldu. Daha önce denediğim ürün videolarını aşağıya bırakacağım. Kullanmış olduğum bu yıl güneş kremlerinin linkleri gene aşağıda olacak. Oraya tıklayıp merak ediyorsanız ürün içeriklerine bakabilirsiniz. Ben burada ürün içeriği anlatmıyorum. Dediğim gibi çok merak ediyorsanız linkler aşağıda var. Ürünleri daha detaylı araştırıp bakabilirsiniz. Ben burada sadece size kendi deneyimlerimden bahsedeceğim. Yağlı gözenekli hemen sivilce çıkarmaya meyilli bir cildim var. Bu kullanmış olduğum ürünlerin hepsini tamamen her ürünümü kendi paramla alıyorum. Hiçbir sponsorlu ya da ürün gönderisi değil. O yüzden gönül rahatlığıyla yorum yapabiliyorum. Kendimde bu özgürlüğü hissediyorum. Arkadaşlar çok fazla uzatmadan Dermaskin'in Face Protection Cream şöyle 50 SPF içeren güneş koruyucu kremiyle başlayalım. Bence siz hemen bir ilk izlenimini izleyin. Selamlar, yeni bir ay, yeni bir seri. Hemen böyle çok uzatmadan kremimi açarak başlıyorum. Dermaskin'in Face Protection Cream geniş spektrumlu güneş koruyucu kremi. 50 koruma içeriyor. Parabensiz, parafinsiz, parfümsüz ve renklendiricisiz bir güneş kremi. Suya dayanıklı bir ürünmüş. Geçen video biraz fazla uzamış sanki. Ben burada yorum okurken sanki biraz böyle uzun olmuş. Sıkılın da istemiyorum ama kremin emilimini görün istiyorum. Hani biraz bekleyince nasıl oluyor? Evet, ilk anda herkes çok beğenebiliyor. Çok güzel oluyor. Okey. Ama beklediğinizde nasıl oluyor? O var. Evet, kremi ilk siz açıyorsunuz. Şöyle bir koruma ambalajı geliyor. 2025 son kullanma tarihli. Güneşe çıkmadan 20 dakika önce kullanın diyor. Ne kadar almamız gerektiği hakkında hiçbir fikrim yok. Bugün yüzümü sadece ve sadece suyla yıkadım. Eğer ben bir kremi ilk deneyeceksem ne yıkama jeli kullanıyorum ne bir serum sürüyorum. Bugün yüzümü de sadece suyla yıkadım. Uyandım ve yüzümü suyla yıkadım. Sadece o var. Şu kadar bir ürün aldım. Şimdi bunu bir uygulayalım bakalım nasıl. Hafif böyle bir krem kokusu gibi koku geliyor. Parfüm olmadığı için muhtemelen güneş koruyucunun kendi kokusu, kimyasal kokusu. Yağlı cilt kremiymiş, öyle diyorlar. Yüzümde herhangi bir kızarma, bir yanma bir şey yapmadı şu an. Yani benim yüzüme elim değdiğinde normal bir kızarması var. O hariç. O benden kaynaklı. Birkaç pompa ürün aldım. İki gram ya da iki parmak kuralına göre uygulayın. Fark etmez. Şöyle bir ürün. 50 ml'lik bir ürün. Bakıyorum şimdi biraz emilimini siz görürken internette bakalım ne gibi yorumlar gelmiş ürünle ilgili. Bunu sanıyorum ki seven de çok var, sevmeyen de çok var. Yağlı ciltler için renksiz görünüm veren bir güneş koruyucu, su bazlı nemlendirici bir krem olarak geçiyor. Yağlı ve karma ciltlere uygun bence. Parlak bitişli, biraz da yapış yapış. Ben sevmiyorum bu görüntüyü. Ayrıca koruduğunu da düşünmüyorum. Yüzümü kararttı. Uygun fiyatlı diye tercih etmeyin. Fazla paranız varsa belki ama iyisini almak önemli demiş. Bilemiyorum. Daha bugün uygulamaya başladım ama dediğim gibi çok seven de var. Sanıyorum sevmeyen de var.
Karartıyor diyen başka biri daha var. Yağlı ciltler için uygun diyor. Şu an çok böyle yapış yapış bir his yok ama dediğim gibi zaten sadece suyla yıkadığım için cildim kuruydu. Cildim yağlı olduğu halde asla sivilce kusma yaşamadım. Ağır bir güneş kremi değil, çok güzel. Memnun olanlar da var. Kolay emiliyor, sivilcelenme yaşamadım. Kuru ciltliyim ama parlama yapmıyor. Güzel bir krem stok yaptım diyen de var. İyi bir güneş kremi yüzde parlama yapıyor diyen var. Gördüğünüz üzere. Evet, karşıdan da ışık geliyor fakat... Saçlarım da bu sabah. Yıllardır kullandığım tek güneş kremi inanılmaz hafif ve makyaj altı olarak çok işe yarıyor diyen var. Fiyatına göre oldukça iyi bir güneş kremi fakat yağlı ciltler bir kez daha düşünsün derim. Bunu yağlı cilt kullanamıyorsa normal yağlı cilt kremi olarak geçiyor. Normal ciltler o zaman daha çok sevecek. Mükemmel bir güneş kremi diyen var. Beyazlık bırakmıyor. Cildim karma, bana çok iyi geldi. Sivilce yapmadı. Kuru ve normal ciltler için uygun. Karma ciltlere biraz ağır gelebilir diyor. Yağlı ciltliyim. Bayağı bir yağlı biliyoruz ki güneş kremlerinin içine formülasyonu için yağlar kullanılmak zorunda. Yağlı bir yapı oluyor ama üzerine pudra geçerseniz, ben beğendim. Üzerine pudra geçince gayet güzel, sivilce de yapmadı. Yüzde bunu uygulayıp pudra kullananlar da varmış. Genelde kuru ve karma ciltlere daha uygun olduğu söyleniyor. Yağlı ciltler için bir güneş kremi olduğu söylense de... Evet, güneşten koruyor fakat cildiniz kuruysa alın. Diğer cilt türleri için yağlı bir güneş kremi deniyor. Bilmiyorum, şimdi bugün birazdan dışarıya çıkacağım. Aşağıya havuza iner miyim inmez miyim bilmiyorum. Suda da bir görmek lazım. Güneşin altında da deneyimlemek lazım. Elimden geldiğince bunları aşağı, yani güneşte de deneyimlemeye çalışacağım. Bakayım hani... Ciltte gibi tepkiler verecek. Yüzümün rengi açılmaya başladı geldiğimden beri ama şuralarımdaki lekelenmelerim, işte onları ben bir günde yaptım burada. Bakalım onlar nasıl olacak. Dermoskin'de başladık bu aya. Bu krem bu kadar olsun, çok da uzasın istemiyorum. İlk izlenimini izlediyseniz ne kadar sevdiğimi fark ettiniz kremi. Ben bu ay boyunca tamamıyla bu kremi kullandım diyebilirim ki tamamıyla bu kremi kullandım. Çok memnun kaldım, çok beğendiğim bir krem oldu. Çok da severek kullandım. Gayet güzel. Bir dakika, renklisi değil. Aynı ürünün renklisini de kullandım çünkü. Şimdi size Trendyol üzerinden... biraz anlatacağım. Krem bir kere yüzümde hiç sivilce yapmadı. Cildim sivilceye çok yatkın. Kat kat uygulamama rağmen hiçbir şekilde hiçbir sorun yaşamadım ben. Gayet memnun kaldım. Niye şeyini bulamıyorum, sürekli fondöten çıkıyor, çıldıracağım. Gayet memnun kaldım üründen. Çok severek kullandığım bir ürün oldu. Bu iki ürünü gerçekten çok beğendim. Daha önceki ürünleri maalesef ve maalesef daha sonra göstereceklerimi çok sevemedim. Şöyle bitkisel omega 3, omega 6 suya dayanıklı geniş spektrumlu koruma kremi. Türk markası, dediğim gibi kapağı açtıktan sonra 6 ay içerisinde tüketmeniz gerekiyor. Zaten yorumları, kullanıcı yorumlarını ve benim yüzümde duruşumunu gördünüz. Biraz daha şöyle bir bakalım içeriğinde neler var. Bundan çok bahsetmeyeceğim dedim ama yağlı sivilce ciltleri, yağlı ve sivilce ciltlerin kullanımına uygun bir krem arkadaşlar. 12 ay kullanıma uygun diyor. 50 koruma faktör. Bitkisel omega 3 ve bitkisel omega 6 var içerisinde. Cildin bariyer tabakasını güçlendirir. Transpidermal su kaybını önler, nem tutma kapasitesini arttırır diyor. Vitamin E ise serbest radikallere karşı güçlü bir antioksidanmış. Vitamin B5 nemlendirici, yatıştırıcı ve hücre yenileyici bir etkisi varmış. Aloe vera ve gliserin birlikte kullanıldığında cilde yoğun nem verir, güneş filtre etkisini arttırır diyor. Gerçekten hiçbir şekilde yoğun uyguladığımda da herhangi bir sorun, bir sivilce, bir şey yaşamadım. Çok sevdiğim bir marka oldu. Zaten
Bu şu an benim plaj çantamda. Aşağı indiğimde havuz çantamda bu var ve sürekli bunu uyguluyorum. Tekrar tekrar kullanıyorum. Çok beğenmiş olduğum bir ürün. Yani çok da uzatmayacağım. Çok severek kullandım. Dediğim gibi yağlı bir cilt olarak değerlendirme uygulamasını gördünüz. Bence değerlenmesi gereken ürünlerden biri. Bir diğeri Dermoskin'in şöyle görmüş olduğunuz renkli fondöten kremi. Hemen ilk uygulamasını bir görün. Duştan çıktım. Saçlarım hala ıslak. Dışarı çıkacağım birazdan. Dedim ki yani çok sıcak oluyor. Ben yüzden çok terliyorum. Makyaj yapamayacağım. Hemen bunu denemeliyim. Renkli güneş koruyucu. Dermoskin'im Be Bright SPF 50+ UVA UVB ışınlarına karşı koruyucu. Güneş kremi. Liquid fondöten olarak geçiyor. 50+ bir ürün. İlk kez açacağız şimdi birlikte. Hiç denemedim. Ben düşünüyorum şöyle. Diyorum şu renkli güneş koruyucuları ayrı bir videoda toplasam mı sonra? Güzel olur mu? Hemen şimdi bunu bir uygulayayım yüzüme. Sonrasında bakalım kullananlar da memnun mu? Bu da sizden gelen tavsiyelerden biriydi. Bir BB krem arayışı içerisindeydim ben. Dedi ki bir arkadaşım. Zeynep bunu da bir dene, bence gayet güzel. Ben bu arada medium rengini deniyorum. Nasıldır, yoğun mudur, değil midir bilmiyorum. Yüzüm bu şekilde. Bakalım nasıl olacak, ne kadar kapanacak. Aman tanrım. 33 ml'lik bir ürün bu arada. Şöyle iki pompa aldım. Biliyorsunuz bunları iki parmak kuralına göre uygulayamıyorsunuz maalesef. Çünkü çok böyle bulamaç gibi oluyor. Bildiğiniz BB krem gibi uyguluyorsunuz. Yani daha önce kullandığım renkli güneş koruyucular o şekildeydi en azından. Biraz boynuma da hiçbir şey görmüyorum şu an. Birazdan elime aynayı alıp bakacağım. Renk nasıldır? Duruşu nasıl? Bekleyince nasıl olacak? Onu görürüz. Yüzümde sadece yağ dengeleyici bir serum sürmüştüm duştan sonra. O var. O kadar, onun haricinde de pek bir şey yok. Ben buraları yıkıyorum buna. Hemen aynayı elime alayım bir bakayım. Wow! 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 Bugün dışarıda bunu kullanacağım. Güzel. Gayet güzel. gayet iyiymiş bu. Fondöten bir güneş kremi ya da çok yüksek renkli bir güneş kremi. Bu likit fondöten olarak geçiyor. 50+ güneş koruyuculuğu var. Şimdi yüzümde siz eminimini görürken ben de biraz yorumlara bakayım. Neler yazmışlar? Pompalı bir şişede geliyor. Dediğim gibi bendeki medium rengi, ki benim rengim bayağı koyulaştı. İlk ben açtım, koruma ambalajı var. Şimdi bakalım. Bakalım. Ben Trendyol üzerinden aldım. Kendi satış, resmi satış sitesinden aldım. Orayı tavsiye ederim. Bayağı yüksek koruma, kapatıcılık var bu. Gayet iyi bir olay. Ben aldığımda bunun fiyatı 126 liraymış arkadaşlar. Bakalım hemen. Şu an ürünü bulamadığım için. Herhangi bir kızarma, bir yanma, bir gariplik yok şu an yüzümde. Gayet normal.
Dermoskinlere bakalım. Bakalım. Sanıyorum bunun bir çeşidi daha mı var? BB krem SPF 50, 50 ml. Evet, bir de bunun BB kremi de varmış aynı zamanda. O da denenebilir bence. Hemen şunun bakayım şimdi yorumlarına. Güzel bir ürün, yüzde doğa bir görüntüsü var diyor. Kıvamı çok iyi, biraz parlak duruyor. Çok sevdim. Dermatolog tavsiyesiyle sipariş etmiştim. Kış aylarına kuruyan ciltler için mükemmel. Sürdükten yaklaşık 10 dakika sonra emiliyor. Doğal bir parlaklık veriyor. Fakat çok açık denliyseniz biraz size koyu gelebilir. Ki dediğim gibi benim şu an bayağı bir cildim koyulaştı. Çok güzel yorumları var gibi görünüyor. Ürün güzel. Kullananlar memnun. Beğenen kapatıcılığı güzel ve genelde alanlar dermatolog tavsiyesiyle almışlar arkadaşlar. Bu fondöten olarak geçen şu. Bir de bunun şimdi BB kremi varmış. Onu da deneyebiliriz. Favori fondötenim olarak geçiyor. Bence çok yüksek koruyuculuğu olan güzel bir ürün. Hatta ben şunun üstüne biraz şimdi aldıkla böyle bir bronzer geçeyim. Biraz da kaş doldurayım, makyaj yapmış olayım sonra. Ki yapmayacaktım. Bayıldık. Yüzde duruşu o kadar parlak ve doğal ki çok güzel kapatıyor. Gerçekten çok güzel kapatıyor. Bakıyorum cilt de güzel bütünleşiyor. Hafif böyle pudramsı gibi duruyor ama biraz daha emilmesi gerekiyor bende de. Ağırlık hissi yok. 3 senedir kullanıyorum. Kapatıcılığı müthiş. Eczaneden 100 liraya alıyordum. Burada gayet uyguna buldum bu açıktanı. Süper. Dediğim gibi benimki medium. Her alan çok memnun bu üründen. Yazın yüksek koruyuculuğu olan renkli bir güneş koruyucu arayışı içerisindeyseniz buna bir göz atabilirsiniz bence. Her alan, her kullanan memnun. Benim cildim yağlı ve bu doğrultuda bu ürünü deneyebilirim. Şu an sadece yüzümde o var. Altında herhangi bir nemlendirici yok. Dediğim gibi sadece bir serum sürmüştüm, o var. Hem fiyat hem performans açısından herkes gayet memnun. Evet, kış olsa bu kadar koyu rengini kullanamazdım. Fakat yaz olduğu ve rengim koyulaştığı için şu an okey. Yakından da biraz göstereyim size bu arada. Muhtemelen boynuna toplanacaktır benim birazdan. Birazdan toplanır. Benim için önemli olan kapatıcılık. Evet, okey. Çok güzel oturuyor. Yüksek koruma içermesi benim için çok önemli. Bugün bunu ilk dışarıda deneyimleyeceğim. Daha sonra size deneyimlerimi aktarırım. Evet, şimdi ürünün ilk uygulamasını gördükten sonra 50 SPF Plus Liquid Fondöten olarak geçiyor. Ben sonradan fark ettim bu serinin bir de BB kremi çıkmış. Ben onu denemedim. Bu fondöten yapıda daha yüksek kapatıcılığı olan ve güneş koruyuculuğu gayet iyi olan bir ürün. Bugün yüzümde bu yok. Fakat almış olduğum günden beri BB krem ya da fondöten kullanmadım. Bir yere mi gideceğim bunu uyguluyorum. Cildim çok yağlı. Biraz böyle akabiliyor. Çok sıcak olduğu için yüzden de terliyorum ben. O zamanlarda pudra ile daha sabitleyip kullanıyorum bunu. Gayet memnunum. Ben medium rengini aldım. Şu an tenim biraz daha koyulaştı. Bir tık böyle açık kalabiliyor. Ben de o yüzden daha koyusu varsa, eğer ki teniniz şu an böyle benden daha koyuysa, daha koyusunu da deneyebilirsiniz. Ben çok memnun kaldım. Yani bir BB kremi bana hiç aratmadı. Hemen şöyle minik minik neler varmış içinde ondan bahsedeyim. Niasinamid varmış içinde. Cildi nemlendiren, leke yapmayan bir ürün. Seramit kompleksi varmış. Cildin bozulmuş lipid yapısını dengeliyormuş. Hyaluronik asit var arkadaşlar. Cildi nemlendirirken beraberindeki etken madde emilimini arttırıyormuş. Glycarza globa, doğru okuyor muyum bilmiyorum. Root extract. Cildi nemlendirir, leke oluşumunu baskılamaya yardımcı olur. Ben dediğim gibi aldığım günden beri bunu kullandım. Ciltte duruşu, pürüzsüzlüğü, vermiş olduğu böyle bir
His çok güzel. Hatta ve hatta bir arkadaşım gördü daha bunu ilk sürdüğünde. Zeynep dedi senin yüzünde ne var? Dedim böyle böyle bir güneş kremi kullanıyormuşum. Hemen dedi bana da alalım. Gittik ona da aldık mesela. O da kullanıyor. Çok memnun kaldı. Genelde buğday tenlilerin kullanacağı bir renk medium. O yüzden bir bakabilirsiniz, göz atabilirsiniz. Ürün bu şekilde. Dediğim gibi çok memnun kaldım. Çok severek kullandım. Paraben, parafin, SLS ve parfüm içermemekte. Kapağı açıldıktan sonra bunu da 6 ayda tüketmeniz gerekiyor ve 33 ml bir ürün. Gerçekten bunu aldıktan sonra BB krem ya da fondötene ihtiyaç duymayacaksınız. Yazın özellikle ben gece bile dışarı çıkarken, işte duş alıyoruz akşamüstü, gece dışarıya çıkacağız, bunu kullanıyorum. Pudrayla hafif bir böyle süper sabitleniyor benim için. Geldim bir sonraki markama. Lissap ya da Lissap ya da Lissap. Lissap. Nasıl okunuyor? Hiçbir fikrim yok. Bir Türk markasından size merhaba diyeceğim. Bir tavsiye üzerine almadım. Mesela bir önceki kremleri tavsiye üzerine almıştım. Gayet güzelmiş. Bunlar böyle keşfette önüme çıkıyordu benim. Onlardan aldım. Almasa mıydım? Satıcının kendi resmi satış sayfasından aldım. İlk önce şu vücut sütüyle başlayacağım arkadaşlar. 50 plus SPF içeren UVA, UVB üstün koruma, pantenol içeren vücut suya dayanıklı vücut sütü olarak geçiyor. İlk uygulamayı bir görün. Günaydınlar. Yeni bir kremle karşınızdayım. Lissap markasından artık neyse. 50 plus SPF içeren UVA ve UVB ışınlarına karşı koruyucu, yüksek koruyuculuk içeren pantenollü yüz ve vücut süt koruyucusu. Yüz ve vücut için süt formunda bir güneş koruyucu. Şöyle büyük bir ambalajı var. 200 ml'lik bir ürün. Bir yandan telefondan hop bilgilerine de bakmaya çalışayım. Şu an fiyatı 119 lira görünüyor. Yanında bir tane de serum geliyormuş ama ben alırken bunlar yoktu. Yani böyle serumlu bilmem neli falan almadım. İkisini ayrı ayrı aldım. suya dayanıklı olduğunu söylemişim. Neyse ben çok uzatmadan hemen şöyle elime ürünü alayım, uygulamaya başlayayım. Bayağı süt formunda. Hindistan cevizi yağı ya da nasıl böyle eskiden güneş kremleri kokardı biz çok küçükken. Böyle havuç yağı gibi, kakao yağı gibi. Hindistan cevizi yağı gibi. Öyle bir böyle kumsal kokusu aldım. Şöyle biraz daha aldım elime. Bugün dışarı çıkacağım. Dışarıda denemek istiyorum nasıl. Şöyle boynuma da yedireyim. Eminimini görün. Oldukça da böyle güzel uyguladım. Herhangi bir yanma, bir tahriş, bir rahatsız etme durumu asla yok. Hafif bir ürün gördüğünüz üzere süt formunda zaten. Cildimi bugün sadece duru suyla yıkadım. Herhangi bir serum ya da başka bir şey kullanmadım. Uygulamasını şöyle cildim kuruyken yapabileyim diye yağlı bir cildim var. Bu doğrultuda değerlendirebilirsiniz. Şimdi eminimini izlerken biraz da yorumlara bakalım nasıl. Bakın bir yerimde toplama, birikme bir şey yapmış mı? Diğerinin içinde biraz böyle partiküller çıkıyordu. O rahatsız etmişti. Uygulaması zordu ama bunda gördüğünüz üzere ikinci katı da rahatlıkla uygulayabildim. Herhangi bir birikme bir şey yok. Yapışkanlık hissi çok normal şu an için. Birazdan muhtemelen gidecektir. Çocuklar için de herhalde uygun bir ürün diye düşünüyorum. Tüm vücut ve yüz, tüm cilt tipleri için uygundur diyor. Süt formunda 2024'e kadar son kullanma tarihi mevcut. Harika bir koku.
Şimdi biraz yorumlara bakalım. Eminim'ini izlerken. Harika koku, ürün gayet iyi. Beklediğimden iyi. İz yapmıyor, beyazlık yapmıyor. İnce bir yapısı var. Gerçekten doğru. Güneş kremi güzelmiş. Yaz boyunca fazlasıyla memnun kaldım. Herkese tavsiye ediyorum diyen de var. Kokusunu beğenmiş herkes. Güneş kremi biraz kuru geldi. Satıcının yanına gönderdiği ürünler için teşekkürler. Bize bir şey çıkmadı. Hızlı kargodan bahsetmiş herkes. Güneş altında kullananlar memnun. Yapışkan bir his bırakmayan mükemmel ürünler. Güzel yazmış. Bunu gerçekten sevdim. Yani herhangi bir şu an kızarıklık, bir yanma, bir tahriş hiçbir şey yok yüzümde görmüş olduğunuz üzere. Yüz kremi çok beni memnun etmemişti ama bu yapı da hafif. Gayet memnunum. Şimdilik gayet güzel. Aşağıda da kullanacağım. Havuza indiğimde de güneşin altında da kullanacağım. Ambalaj boyutundan ve ürün miktarından herkes memnun. Gayet güzel diyorlar. Bakalım başka. Kolay emiliyor, parlaklık veriliyor. Genelde herkes bu üründen memnun kalmış. Diğerinde evet pütürler vardı falan filan diye böyle şikayet geliyordu ama bu ürün bence gayet güzel. Dediğim gibi şu an tek fiyatına da bakayım görebilecek miyim ya da ben kaça almışım. Ben aldığımda teklif fiyatı 80 liraymış bunun. Şu an tabii nasıldır, indirimler nasıldır bilemiyorum. Takip edebilirsiniz. Tüm vücut içinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Görüldüğü üzere cildimde herhangi bir böyle beyazlık bir şey bırakmadı. Bir yandan da böyle hareket ediyorum ki görün diye. Gayet iyi. Dediğim gibi tekrarlayacağım. Birkaç saat sonra dışarı çıkacağım. Tekrar yenileyip öyle çıkacağım. Deneyimlerimi o zaman aktarabilirim. Şimdilik bu krem bu kadar olsun. Bundan memnun kaldım. Sesinden anlayabileceğiniz üzere çok sıvı formda bir ürün. Gerçekten süt kıvamında bir ürün ve aldık iki kullanımdan sonra pompa bozuldu. Artık şöyle yapıyorum. Açıyorum. Avcuma döküp öyle uyguluyorum. Çok böyle ambalaj olarak falan iyi bir şey değil. Süt ben bir kez kullandım çünkü artık bronzlaşmaya başladığım için bronzer kullanmaya çalışıyorum ki rengim koyulaşsın diye. Fakat çok beyaz ve ilk defa güneş gören arkadaşıma bunu kullandım. O çok memnun kaldı. Hiç yanmadı. Koruyuculuğu güzel. Ben yüzümde denedim. Dokusu hafif. Çok rahatsız etmiyor. Herhangi bir sivilce problemi de yaşamadım yüzde. Hem yüz hem vücuda uygun bir vücut sütü. Koruyucu süt. Koruyucu. Artık ne diyorsanız. Bu güzeldi. Hem yüz hem vücut için. Şimdi bakayım bir atladığımız bir şey var mı? Uygun fiyatlı ürünlerde Türk markası düşünüyorsanız olabilir. Şöyle çay ağacı özü yüz temizleme jeliyle daha iyi etkiye alabilirsiniz. Yüksek gün UVA ve UVB olarak adlandırılan zararlı ışınlara karşı mikropigmentler ile kombine edildiği için cildinizi yüksek derecede koruma sağlar. Gerçekten dediğim gibi arkadaşım çok aşırı beyazdı ve yanmadı. Bütün günde böyle öğlen güneşinde biz havuzdaydık yanmadı o. Yarım saat sonra sürün dedi. Biz aşağıda sürdük gene bir şey olmadı. Bu güzeldi. Yani vücutta ve yüzde bence idare ediyor ki tekrarladık tabii ki güneşte. Çünkü havuza girdiğin için deniz suyuna benzemiyor. Klor kremleri daha çabuk çözebiliyor. O yüzden tekrarladık. İçeriğinde Bepantol yani B5 niasinamid sayesinde cildinizi çevresel faktörlerden korumaya, pürüzsüz canlı bir görünüm sürmeye, aynı zamanda cildi nemlendirmeye yardımcı olur diyor. Ben bunu sevdim. Yani hani çok 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 mükemmel bir şey değil onu söyleyeyim ama şu an fiyatı 98 lira görünüyor. Fiyatına göre evet sürekli tekrarlamanız gerekiyor. Şöyle bayağı likit formda bir ürün. Geldim
firmadan almış olduğum diğer ürüne çok yönlü yüksek korumalı SPF 50 Plus UVA UVB içeren güneş kremi, şöyle bir ürün. 50 ml arkadaşlar. Bence ilk uygulamasını hemen izleyin. Şimdi hepinize günaydınlar. Lisape, Liteyp, Likapi. Ne söylediğini bilmediğim. Health Beauty. Doğadan gelen güzellik. 2 adet güneş koruyucu var elimde. Biri yüz vücut için, biri sadece yüz için. Pardon, bu da yüz vücut için. Muhtemelen hemen hemen aynı formdalar. Bu daha süt formu, bu daha krem formu diye tahmin ediyorum. Bu da bir Türk markası, yerli üretim. Kapak açtıktan sonra 24 ay. Kapak açtıktan sonra 24 ay kullanılabilir diyor. Bununla başlayalım bugün. Hemen ben krem uygulayayım. Gene dediğim gibi çok uzun bir video olsun istemiyorum. Şu aralarında bir koruma bandı geliyor. İlk siz açıyorsunuz ürünü. Bugün şimdi güneş altında da bunu deneme şansım olacak benim. Şöyle bir krem. İşte 2 parmak, 2 gram. Neyse, sürelim. Upsi. Biraz krem formunda. Şöyle alayım. Tam 2 parmak olmasa da. Sanki Hindistan cevizi kokusu geldi. İlk önce şöyle az bir sürelim kremi. Sonra yoğunluğuna bakarız. Sonra... Aa, pütür pütür bir şeyler çıkıyor içinden bunun. Aa, bu ne? Yüzümü çiziyor. Aman tanrım. Kendi satış sitesinden aldım bu arada. Herhangi bir satıcıdan ya da başka yerden değil. İçinde pütür pütür bir şeyler var. Şöyle... Böyle beyaz beyaz bir şeyler çıkıyor. Şurada görebiliyor musunuz? Ve bunlar bir sürü var. Ve bunlar... çiziyor. Yani şey, böyle dağılan bir şey değil. Bakın bayağı bildiğiniz böyle plastik gibi bir şeyler. Geçen sene de bir kremde olmuştu böyle. Parfümü olan bir ürün. Şu an nasıl diyeyim, Hindistan cevizi gibi kokuyor ve bu şeyler her yerimi çiziyor. İçindeki çıkan pütürtüler. Şöyle yaptığınızda da krem elinizde böyle böyle beyaz beyaz topaklanabiliyor. Demek ki çok fazla böyle yüzümüze kat kat süremeyeceğimiz bir ürün. Şöyle oluyor krem. Topaklanıyor. Neyse. Sürmeye çalışırken böyleydi. Bir bakayım yüzüm ne halde. Hafif bir yanma. Oo! Ben yüzümü görmüyorum. Bakın. Wow! Böyle böyle yüzüm topaklanma dedikleri bu. Yüzümde hafif bir yanma var. Ve beyaz beyaz dökülüyor her yerde. Bu arada bugün yüzümü sadece ve sadece duru suyla yıkadım. Herhangi bir serum, bir yıkama jeli, bir krem, bir şey yok altında. Sadece suyla yıkayıp bunu kullandım ki hani ürünün reaksiyonunu tam göreyim diye. Ki bu da gördüğünüz üzere topak topak topaklanan bir krem. Yani bu beyaz şeyler hiç hoş olmadı. Ve buraya dökülüyor önüme. Masada var. Şimdi bakayım biraz. Eminimini beklerken. Alan diğer kişilerin yorumları nasılmış? Ben dediğim gibi kendi satış sitesinden aldım ürünü. Ton eşitleyici 50 Plus faktör koruma cilt lekelerine karşı güneş kremi olarak geçiyor. Bepantol, pardon, evet, Bepantol B5 varmış içine. Yüz ve vücut için uygunmuş. Suya dayanıklıymış. Ay.
Sesim de berbat. Dün güneş çarptı herhalde havuzda. Şimdi bakalım. Altta kullanıcı yorumlarından okuyayım size biraz. Çok güzel bir güneş kremi gerçekten. 3 tane aldım. Yüzüme bol bol sürmeme rağmen hiç sivilce yapmadı. 3 gündür kullanıyorum. Lekelerim gözle gördüğü şekilde açıldı ve sivilce yapmıyor. Burada beyaz beyaz dökülüyor. Tüm yaz kullandım. Çok iyi bir güneş kremi. Bittikçe tekrar alırım. İndirimdeyken almıştım. Hassas bir cildim var. Sivilce yapar diye korkuyorum. Asla yapmadı. Yüzümü yağlandırmıyor demiş birisi. Çok yağlı olduğu için sivilce yaptı. Beğenmedim diyen de var. Pul pul dökülme yapıyor diyen var. Çabuk emiliyor. Ten rengini eşitliyor. Nemlendirip yumuşatıyor. Hindistan cevizi kokuyor. Yağlı ciltliyim. Sivilce yapmadı. Pamuk gibi etki yapıyor. Kolay emiliyor. Yağlandırmıyor. Ben bunları bilinçli bir şekilde almadım. Yani bu yorumları okuyarak falan almadım. Öylesine keşfette sürekli önüme düşüyordu. Ondan aldım. Hiç bu yorumlara da bakmamıştım. Bakmıyorum hiçbir üründe. 2 haftadır kullanıyorum. Karma yağlıya dönük bir cildim var. Sivilce yapmadı. Ciltte çok güzel bütünleşiyor. Tavsiye ederim. Hızlı ve sorunsuz kargolama için teşekkürler. Kullanımın ikinci günündeyim. Hassas bir cildim var ama alerjik ya da rahatsız edici bir etki görmedim. Hatta diğer güneş kremleri gibi akıp gitmiyor yüzümden. 4 saat geçti. Hala yüzüm yumuşak dokuda. Teşekkürler. Yani herkes çok memnun. Okey, güzel ama karma ve yağlı ciltler için güzel yağlanma yapmıyor. Güzel parlaklık ve canlılık veriyor ama yedirmesi çok zor. Pul pul dökülüyor. Kimse bu pul pul dökülmeden çok bahsetmemiş. Cildim yağlı ve sivilcelenme yaptı. Berbat bir ürün. Yağlı ciltler sakın almayın diye biri var. Bunlar biraz aşağıda kalan yorumlar. Bilmiyorum, ben kimsede de görmemişim. Dediğim gibi keşfette önüme çıkmıştı. Ben oradan aldım. Güneş kreminden genelde sürdükten sonra pul pul döküldü, uygun fiyatlı diye aldım, pişman oldum. Genelde kullananlar pişman ama evet, şimdi pul pul döküldü diyenlerin yorumları daha aşağıda kalmış. Sürünce pul pul döküldü, altına nemlendirici sürmeme rağmen üzerine nemli süngerle makyaj yapınca gayet güzel oldu ama 6-7 saat sonra bir de yüzüm parlak ve canlıydı, kurutmadı. Benim cildim karma yağlı ve hassas bir cilt. Ayrıca sivilceye çok meyilli. Sivilce yapmadı bende demiş. Evet, bu pul pul dökülme olayı pek hoş değil. Hemen üstüne makyaj yapamazsınız muhtemelen. Yani sürdüğünüz yerde böyle pıtır pıtır hala yüzümde elime geliyor. Böyle beyaz beyaz şöyle şeyler var hep. Bunlar geliyor. Ve bu da hiç hoş bir durum değil. Neyse. Şimdilik krem bu şekilde. Memnun olan da var, olmayan da var. Tüm boynumda. Aman tanrım, her yerde pul pul dökülüyor şu an. Şimdi bugün aşağıya ineceğim. Misafirlerim var. Suda da bir deneyeceğim tabii ki bunu. Bu arada dökülenler böyle önümde. Böyle bir krem. Çok fazla uzatmayayım. Deneyimlerimi sizinle paylaşırım. 2024 son kullanma tarihi. Fiyat olarak uygundu bunlar. İndirimler var şu an. Bayram indirimlerinde gayet uygun fiyat. Daha da uygun fiyatları alabilirsiniz muhtemelen. Bunun fiyatı 96 liraymış şu an. Öyle görünüyor. Tam bakayım güneş korucusuna kadar. Bunlarda şey var kendi satış sitelerinde. 2 tanesi, 3 tanesi, yani birer tane ürün zor buluyorsunuz. Mesela güneş koruyucunun yanında mutlaka bir şey veriyorlar. Öyle alıyorsunuz.
Bunun iki tanesi 113 lira görünüyor şu an, yanlış görmüyorsam. Evet, bunun iki tanesi 113 lira. Ay, o da gitti. İki tanesi 113 lira görünüyor. Kullanmak isterseniz bakabilirsiniz ama şu konforsuz görüntü beni şimdilik çok memnun etmedi. Tüm boynumda, yüzümde, çenemde dökülmeler var. Bu kadar olsun. Bir sonraki deneyimlemede görüşürüz. Şimdi ilk uygulamasını izlediyseniz ne kadar memnun kaldığımı yüzümden anlayabilirsiniz. O gün ben aşağı indim. Aşağı inerken tekrar bunu yüzüme sürdüm diye Allah'ım rezaletti. Yüzümden böyle pul pul döküldü. Cildim yanmaya başladı. Kaşındım. Hiç kullanmadım ben bunu. Bir kere denedim. Hiç memnun kalmadım ve sonrasında kullanmadım zaten. Gerçekten kötü bir ürün. Yani 2022 üretim tarihi bu arada. 13.5.2022 son kullanma tarihi de 13.6.2024. Yani tarihi geçmiş bir ürün değil. Kendi resmi satış sitesinden aldım. Ambalajlı bir üründü. Kimyasal parçaları, yani plastik parçalar gibi bir şeyler çıkıyor içinde. Ben bunu hiç beğenmedim, hiç memnun kalmadım. Alın kullanın diyebileceğim bir ürün de değil maalesef. Nasıl diyeyim yani? Para verdiğime üzüldüğüm bir ürün oldu kendisi. Evet, vücut sütü iyiydi, idare edebilirdi. Fakat bunun için aynı şeyi söyleyemeyeceğim maalesef. Kötü bir güneş kremiydi. Çok da fazla konuşmak istemiyorum. Şöyle bir yorumlara bakarsanız zaten evet beğenen de var ama benim gibi yüzümde pütür bıraktı, çok iğrenç, kullanamıyorum diyen de var. Yani kat kat kullanmaya kesinlikle uygun bir krem değil. Üzerine herhangi bir şey sürdüğünüzde onu da kaldırıyor. Konforlu değil ve benim vücut cildimde, yüzümde yanma yaptı. O yüzden ben bunu kullanmadım. O yüzden ben bunun hakkında çok yorum yapmayacağım. Yani biraz daha çünkü konuşursam daha gömeceğim ben onu. O yüzden bu ayın güneş kremleri bu şekilde olsun. Önümüzdeki ay gene içinde bir tane renkli, diğerleri renksiz güneş kremleri deniyorum. Onlar da gayet iyi gidiyor. Bu video bu kadar olsun. Çok uzatmadan ben videoyu sonlandırayım. Bir sonraki güneş kremleri videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.